Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Burhan abi hoş geldiniz. Bugünkü müzakereli Risale-i Nur dersimizde 22. mektup Uhuvvet Risalesini işleyeceğiz. Yani hali alem şahit ki alemi İslam'a bakıyoruz mesela paramparça. Yine memleketimize bakıyoruz. Yine Müslümanlar arasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İnnemel müminune ıhvetun, yani müminler kardeştir diyen bir kitabın temsilcileri olarak anlaşılıyor ki bu hakikati hayatımıza tatbik etmekte. Belki onun gerisinde anlamakta sıkıntılarımız var. Dolayısıyla Uhuvvet Risalesi'nin bu manada ehemmiyeti bir kat daha, belki 100, belki 1000 kat daha artıyor. Onun için bu müzakereli dersimizde 22. mektubu seçtik. Müsaade ederseniz başlayabiliriz. 22. mektup. Bu dediğinizle alakalı ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Rahmetli Bayram abiden ben dilemiştim. Evet. Risale-i Nur'un iman hakikatları bir tren gibidir. Dolayısıyla bu asırda bu trene binmeyen bir insan itikadında ciddi problem olabilir anlamını ben çıkardım oradan kendime. Evet. Bununla beraber lahikalar, o kuvvet ve ihlas risaleleri gibi risaleler de o trenin yürüyeceği demir yolu rayları gibidir. O raylar olmazsa bunlar da istikametle maksuda ulaşamayabilir, ulaşmazlar. Nitekim şu anda sizin de buyurduğunuz gibi hali alem buna şahit. Yani itikadının sağlam olması bunlardan mahrumiyet olduğu takdirde yine de maksut mahalle gitmeye mani olabiliyor. Evet, Allah razı olsun. 22. mektup, Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Şu mektup iki mebhastır, yani iki bahistir, iki ayrı bölümdür. Birinci mebhas, ehli imanı, müminleri, iman ehlini uhuvvete ve muhabbete davet eder. Uhuvvet Risalesi zaten adı üstünde, bu isimle şöhret bulmuş bir ders. Uhuvvet Risalesi'nde uhuvvetin kardeşlik olduğunu öncelikle ifade edelim. Ve bir de adavet kelimesi çok geçiyor dersin içerisinde. Adavette bunun tam zıttı, düşmanlık. Birinci mebhas, ehli imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. Uhuvvet ve muhabbet, bunlar birbirini gerektiren iki unsur gibi. Evet. Çünkü uhuvvet olmazsa muhabbet olmaz, hakiki muhabbet. Yani gösterişli bir muhabbet olabilir. Ama o suni bir şey olmaz. Yani. Muhabbetin olması için de uhuvvet lazım. Evet. O kuvvet varsa muhabbet vardır, muhabbet yoksa o kuvvet olmaz. Dolayısıyla hem bu kuvvete hem muhabbete davet eder ifadesi birbirine çok güzel yakışan iki kelime olarak ben şahsen anlıyorum. Maşallah. Birinci mebhas, Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminûne ıhvetün feslihû beyne ahaveyküm idfa' billeti hiye ahsen fe izellezî beyneke ve beynehû adavetun keennehû veliyyun hamîm. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Müsaade ederseniz bu ayetlerin kısa meallerini verelim. Notlarımızda da yazmışız, kaydalmışız buraya. Hucurat Suresi 10. ayet. Müminler ancak kardeştirler. Siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin. Burada İzin verirseniz, evet. Ancak kelimesi bazen ihmal edilebiliyor meallerde. Evet. Müminler ancak kardeştir. Yani bundan daha öte bir şeyle ifade edilemez. Ancak ve ancak. Bunların birlikteliği ve yakınlığı ancak böyle ifade edilebilir anlamı sanki. Ve sadece Müslümanlar, müminler kardeştir manası da çıkar diyor. Dolayısıyla öz kardeş olmayan, ileride de bunu konuşacağız. Evet. Öz kardeş olmadığı halde itikatları bir, ondan sonra imanları bir olan insanların ancak kardeş olduğu, velev ki aynı karında yetişmiş olsalar da bunların kardeş olamayacağı ifadesi manayı muhalifiyle çıkarmış olur. Doğru. Hadi bunu önce inşallah ileride konuşacağız. Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver diyor. Fussilet Suresi 34. ayetmiş bu. Bundan evvel ben yine bunu söyleyeyim. Evet. Müminler ancak kardeştirler. Hı-hı. Dolayısıyla siz gördüğünüz iki tane kardeş dövüşüyor.
Üçüncü kişi olarak size düşen nedir? Evet. O zaman siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin. Hmm. Yani kardeşlerinizle aranızı düzeltin manası daha çok görünüyor şeyde ama biz üçüncü kişi olarak herhangi iki kardeşimizin, iki mümin arkadaşımızın arasının bozulduğunu gördüğümüz vakit Kur'an'dan bize bir emir var. Evet. Siz bunlarla kayıt bigane kalamazsınız. O iki kardeşinizin, bunlar grup olur, şahıs olur. Onları gördüğünüz vakit aralarını düzeltmekle mükellefsiniz. Bu Allah'ın bir emri olduğu için farz bir cephte de vacip de denebilir. Evet. Evet. Fussilet suresi 34. ayette ise kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluvermiştir diyor. Bundan da alakalı çok örnekler var. Zaten üçüncü vecihte biraz daha bununla alakalı inşallah konuşacağız. İnşallah. Dördüncü vecihte inşallah. Ali İmran suresi 134. ayette ise müminlerin vasıfları yine nazara veriliyor. Öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedenlere gelince Allah iyilik yapanları ve iyi kullukta bulunanları sever. Ya burada bize pek çok vazifeler tahallük ediyor. Bir kere birincisi müminlerin kardeş olduğunu ve bu hukuka göre hayatımızı tanzim etmeliyiz. Ve mümin kardeşlerimizin arasını düzeltmek, onları barıştırmak bizim vazifemiz. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi. Ve kardeşlerimizden bize velev ki bir kötülük ulaşsa ona kötülükle mukabele etmeyeceğiz. Nasıl edeceğiz? İyiliğin en güzeliyle mukabele edeceğiz. Fenalığına karşı iyilikle mukabele etmek. Evet. Sanki o ifade bu ayetin bir cihetle izahı değil mi? Yani? Tabii. Meali gibi yani. Elhamdülillah. Yani zaten Hazreti Üstad'ın ifadeleri, ayetleri mükemmel bir şekilde günümüz insanının tam böyle hastalıklarına şifa olacak, ilaç olacak şekilde tefsir edilmiş hali. Hadislerden, ayetlerden süzülmüş böyle tedavi edici ilaçlar, drajeler gibi. Elhamdülillah. Öfkeyi yutmak ayette tavsiye ediliyor. Kaçırmayalım, burada kalmıştık. Kötülüğe iyiliğin en güzeli karşılık ver. Evet. Bir de bakarsın. Netice itibariyle. Tabii biz mesela bazen birisiyle bir ufak problem yaşadık mı? Artık illa yani ne kadar zaman varsa olsun dünya üzerinde olduğumuz müddetçe bu adamın düzelmeyeceği kanaati bizde sanki var. Hayır. Evet. Öyle fena bir vaziyette tanışıp daha sonra çok iyi arkadaşlık kuran insanlar var ki tarihte. Bunların evet. Örneklerini ileride inşallah bizimize vereceğiz. Hatırladığımız kadarıyla. Gerek İslam alemi içerisinde, gerek Nur Camii içerisinde. Bunun çok örnekleri var. Bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluvermiştir. Maşallah. Evet. Yani bir de hani toplum içinde belli bir misyon taşıyan insanlar. Diyelim ki benim elimde Risale-i Nur gibi bir hazine-i Kur'aniye var. Dolayısıyla bu Kur'an hakikatlerinden insanların istifade etmesi için çırpınıyorsam ben, her ne kadar bana ne düşmanlık da yapsa, benim hakkıma hukkuma karşı uygun olmayan, hoş olmayan tavırlarda da bulunsa, bu zaten onun Kur'an hakikatlerinden çok istifade etmediğinin bir şeyidir, göstergesidir. Dolayısıyla ben o insanı kazanmak için onun gibi davranmamam lazım gelir diye bir şey de çıkartabiliriz burada. O kişi belki de kazanırsak candan bir dostumuz olacak. Birinci işte Hucurat suresindeki ayete geçtiğimizde o zaman mümin kardeşimiz hakiki manada kazanılmış olacak ki onun da boyutları ta sonsuza kadar sirayet ediyor. Hiç unutmamak lazım. Şimdi bir mümin kardeşimizden bize gelen fena bir tavır, bir vaziyet oldu bakın. Onun imtihanı kendine, bizim imtihanımız kendimize diyeceğiz. Hı. O kendine yakışanı yaptı, keşke yapmasaydı ama ben kendime yakışanı yapmam lazım. Elimde Kur'an, elimde Risale-i Nur, elimde Sünnet-i Resulullah olduktan sonra benim bunları bilmeyen bir insan gibi davranmam, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu kaidesine göre elbette bir olmaz. Dolayısıyla benim mesuliyetim fazla olur. Evet. Onun için özellikle Kur'an'ı tetebbü edenler,
Özellikle sünnet-i Resulullah'ta biraz daha derinlik derinleşenler. Özellikle Risale-i Nur'da bu manada mütala imkanı, ders dinleme imkanı kazananlar biraz daha adımlarını dikkatli atmak icap ediyor. Evet. Mesela işte ilmi manada bunu bilip bir de tahkiki manada yaşamak ayrı şeyler. Aynen. Şimdi biliyoruz ama imtihan meydanına çıktığımız zaman bu ilmimize uygun bir tepki veya Kur'ani bir tutum ortaya koyabiliyor muyuz? Bunu koyup koyamama da şu yani, bak öfkenizi yutun diyor. Bu Ali İmran suresinin 134. ayetinde de. Demek ki o duruma düştüğümüzde ilk yapacağımız şey öfkemizi yutmak. Ceylan abinin bir ifadesi var Halil abi, istiyorsunuz. Evet. Bir şey bilmek ayrıdır, anlamak ayrıdır diyor. Malumat evet. Ayrı. Çünkü kuvvet risalesini birisi okur, kardeşler dövüşürse bilmiştir ama anlamamıştır. Evet. Bu çok mühim bir konu. Ben baktım müsaadesi bunu ilmi manada anlatmış. Abilerimiz bu çekirdek bir şekilde ruhlarına kazandırmışlar. Evet. Limada meratibi ilim, muhtelifedir mütevise bahsi var ya, evet. Lemaat'ta. O da çok enteresan çünkü bazen bakıyorsunuz ki insafsız bir tutum içerisinde olabiliyoruz. Yani şu adamın anlattığına bak, bir de yaptığına bak. Evet, o adam bunu yapmaması lazım. Yaşamadığı bir şey anlatmaması gerekiyor. Anlattığı bir şeyi yaşamaya azami derecede dikkat etmesi gerekiyor. Doğru. Evet. Fakat bizim de insafsız bir nazara girmememiz gerekiyor. Şöyle, Yusuf Seri orada tahayyül diyor mesela. Hayalde bir malumatı olan bir olabilir bu adam. Ama tahayyülde safsata hasıl diyorsun. Evet. Orada bir şey hasıl olmuyor. Tasavvur. Biraz tasavvur daha ileri derecesi. Sadece bir suretlenme durumu var. Tahayyüldeki durum suret giymiş oluyor. Bir adım daha ilerisin. Yine bir mehredir yani. Nasipsiz bir şey yok. Hı-hı. Taakulde, evet taakulde bir şeyler artık akıl midesine girmiştir. Doğru. Fakat akla giren bir şey seni imtisare sevk etmez diyoruz. Dolayısıyla bazı malumatlar aklidir, taakulidir. Taakuli olan bir şey seni imtisare sevk etmez. Ne zamana kadar? O akla giren mana, akla giren bilgi ne zaman ki kalbine girse, ki ondan sonra taakulden sonra tasdik var, tasdikten sonra izan var. İzan kalbe ait bir sıfattır. Akıl ile kalp arasındaki o malumatın artık birbirlerini bulması ve aklın tamam dediğini, tasdik ettiğini, kalbin de izanla kabul ettiği anlamına geliyor ki işte imtisal o zaman başlıyor. Hal yani, hallenmek yani. Bir adam var ki diye mesela namazla alakalı çok güzel kitap yazabilir. Ama o kitap yazma bilgisine sahip olması ona namaz kıldırtmaz. Bazen de bakıyorsunuz ki ortaokul talebesi geliyor derse, adamın aklından giren o manalar hemen kalbine sirayet ediyor. Ertesi hafta arkadaşını getirmek için canhıraşana çalışıyor. Dolayısıyla burada müminlerin de bir imtihanı daha var. Az önce buyurduğunuz şeyden ben yola çıkıyorum. Yani biliyoruz ama niye uygulamıyoruz? Evet. Bildiğimiz şeyleri akıl süzgecinden geçirdikten, akıl midesine soktuktan sonra nasıl ki bir gıda üstadımız diyor mideye giriyor. Ondan sonra bütün vücudun hissiyatına, daha doğrusu hücrelerine dağılıyor. Akıl midesine girdikten sonra kalp, sır, ruh ve letaife onların sirayet etmesi gerekiyor. İnşallah manevi vücudumuzda. Tabii. Yoksa kuvvet risalesini ben inanıyorum çok nur talebesi abimiz, kardeşimiz ezbere anlatabilir. Doğru. Yaşamaya geldiğimiz vakit niye sınıfta kalıyoruz? Sır bu. Peki akıl ile kalp arasında niye tıkanıklık var? Başta günahlar ve isyanlar var. O da ayrı bir boyut. O da ayrı bir boyut. Ayrıca konuşacağız. Evet, Allah razı olsun. Öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedenlere gelince, insanların kusurunu affedebilmek de ayrı bir şey, değerlendirmeye tabi tutulması lazım. Sonuç itibariyle bir müjde de var burada. Allah iyilik yapanları ve iyi kullukta bulunanları sever. Yani bizim en yüksek gayemiz, gaye-i aksamız belki, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetini celp ve cezbedebilmek. İşte bu sır biraz şeyden geçiyor. Acı ilaç içmekten geçiyor. Şifa nasıl acıdadır? Acı ilaç içmek, kinin gibi diyor üstad, ilaç içmek gerekiyor. Öfkeyi yutabilmek, insanların kusurunu affedebilmek, kötülüğe iyilikle mukabele edebilmek. Bana ne, neme lazım da diyebiliriz ama Müslümanların arasını düzeltmek biraz daha sıkıntılı, meşakkatli de olsa Allah'ın muhabbetini celbe vesile olabilir.
O cihetten çok kıymetli. En meşakkatli şeyler, en mahburlaşılardır. Elhamdülillah. Hayr-ı umur-i ahmazıyor. Zaten babacaki mümin kardeşimizin arasını düzeltmeye çalışmak sana ciddi meşakkatli. Evet. Ama hayırlık, onunla da Allah meşakkatli. Elhamdülillah.